Hackerlar bu kez genç bir gazeteciyi hedef aldı. İddiaya göre mesajlaşma uygulamasının hesabını ele geçirdiler. İnanın tüyleriniz diken diken oluyor diyen Yağmur Kalyoncu başına gelen akıl almaz olayın ayrıntılarını Show Haber'e anlattı. Yukarıda bir bağlantı dönme işaretiyle beraber sanki benimle beraber biri daha giriyor gibi çok korku verici bir şey bu. Böylesi ilk defa oldu. Hackerlar iddiaya göre genç gazetecinin WhatsApp hesabını ele geçirdi. Zorlu bir süreç. Kimsenin yaşamamasını diliyorum. WhatsApp ilk defa duyduğum bir şeydi. O yüzden bu kadar endişeye kapıldım, korkuya kapıldım. İnanın tüyleriniz diken diken oluyor. En özel bilgilerimizi, resimlerimizi paylaştığımız uygulamalardan biri iddiaya göre hackerların hedefi oldu. Çünkü WhatsApp her şeyimiz, bütün yazışmaları yaptığımız yer, bütün güvenliklerimiz, kredi kartlarımızı bile bazen yakınlarımıza ekran görüntülerini çekip attığımız bir mecra. Dolayısıyla çok korktum. Gazeteci meslektaşımız Yağmur Kalyoncu'nun telefonuna WhatsApp üzerinden bir mesaj geldi. O mesajdan sonra hayatı kabusa döndü. Önce bir mesaj geldi. +7 ile başlayan uzunca bir numara. Abla yazıyor. Ekrana düştüğü andan itibaren WhatsApp'ınıza girdiğinizde bloke başlıyor. Mesaja hiçbir şekilde tıklamadım. Sayfada hiçbir hareket yok. Sohbetlerime girmeye çalışıyorum, giremiyorum. Tüm profil resimlerim kayboldu. Telefonunun internetini kapattı. Sim kartı çıkarttı. Hesabı bir süreliğine geri aldı ama... Bu defa +8 ile başlayan bir yabancı numara, üçgenler, yıldızlar, iskelet işaretleriyle dolu bir mesaj atmış. Kırdım. WhatsApp'ım girilemeyecek şekilde bloke oldu. WhatsApp'ı hacklenen Yağmur Kalyoncu büyük bir panik yaşadı. Çünkü bütün verileri, bilgileri ele geçirilmişti. Soluğu hemen savcılıkta aldı. Kesinlikle bir güvenlik açığı var. Bu kadar kredi kartımı deneyecek şekilde tüm fotoğraflarıma, bilgilerime eriştiyse yarın bir gün bir fidye ya da bir para istemek amaçlı kullanabilir. Genç gazetecinin benzer uygulamaları kullananlara da uyarısı var. İnternet bağlantısını kesinlikle kesmeleri lazım. Uygulamayı hemen hissettikleri andan itibaren sıfırlayıp silmeleri lazım. Güvenlik adımlarını arttırsınlar. Yüz tanıma var. Mutlaka çoklu cihazlardan çıkış yapsınlar.